Selamun Aleyküm Kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kur'an'ın evrenselliği ile ilgili olacak. Ee, şimdiye kadar e, küçüklükten bu yana ben kendimden e, bahsedecek olursam bize öğretilen işte büyüklerimizden duyduğumuz, hocalardan duyduğumuz e, Kur'an'ın Müslümanlığın kitabı olduğu, İslam'ın kitabı olduğuydu. İşte Kur'an İslam'ın kitabıdır. E, İncil Hristiyanlığın, Tevrat Yahudiliğin kitabıdır. E, Zebur'da işte Hz Davud'a ait olan onlar da artık e, ne olduğunu bilmiyoruz. Yahudi olabilir. Yahudi soyundan geldikleri için. Zaten Kur'an'da Zebur'la ilgili fazla bir bilgi yok. Yani bize bunlar öğretildi. Biz de e, İslam'ın kitabı olarak Kur'an'ı bildik. Bize Müslümanlara gönderilmiş bir kitap olarak bildik, böyle büyüdük, böyle inandık. Neden? Çünkü Kur'an'ı okumadık. Neden? Çünkü bize Kur'an'ı okutmadılar. Neden? Çünkü bize Kur'an gösterilmedi çünkü bizden Kur'an saklandı. Zaten e, birkaç videom var kanalıma bakarsanız. Bugün diyanet işleri bile Kur'an'ı saklıyor. Yani Kur'an'ın mealinde mesela İsra Suresi 78'i belirtmiştik. Orada Rabbimiz sabah okunan Kur'an şahitlidir diyor. Ama bunlar sabah kılının namaz şahitlidir diye çeviriyorlar. Neden böyle çeviriyorlar? İşte onu bilemiyoruz. Artık onu diyanete sormak lazım. Ayrıca Sırf benim kanalım yüzünden yaklaşık bir buçuk iki seneden beri bu kanalda hep Diyanet işlerinden aldığımız meallerle insanlara örnek veriyorduk. Diyanet işlerinin doğru olduğunu biliyorduk. Maalesef doğru değilmiş. Ama buna bile tahammül edemediler. Diyanet işleri sırf benim kanalımın yüzünden bütün Kur'an'ın mealini 30 Eylül 21'de 2021'de bütün Kur'an'ın mealini değiştirdi. Yani benim gibi küçücük bir kanala bile tahammülleri yok. Şimdi Kur'an kardeşlerim aynı şekilde İncil, Tevrat ve Zebur geldikleri zamanlarda bütün insanlığa, bütün ümmete gelmiştir. Ümmet sadece e, dine o inanan insan demek değildir. Kur'an'ı okuduğunuzda bütünüyle baktığınızda ümmet o günkü yaşayan insanların bütününü kapsar kardeşlerim. Yani bugün ümmet dediğimiz sadece İslam ümmeti diye bir şey yok. E, Kur'an'da belirtilen ayetlerde ümmet tanımı dünyadaki bütün insanlığı kapsar. O yüzden e, Kur'an bütün ümmete gelmiştir, bütün insanlığa gelmiştir. Peki bu söylediğimizin Kur'an'da ispatı var mı? Tabii ki var. Nisa suresi 174 175. ayetler e, bu konuyla ilgili. Rabbim zaten bize öğüt veriyor kardeşlerim ve bunu açık açık söylüyor. Şimdi kardeşlerim ben size e, Nisa suresi 174 175'i vereyim. Beraber hep beraber okuyalım, hep beraber görelim. Bakın Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğunu Rabbimiz burada bizlere çok açıkça belirtmiş. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Şimdi kardeşlerim bakın ilk 174. ayette ne diyor Rabbimiz? Ey insanlar diye başlıyor. Bakın ey insanlar, ey inananlar veya ey iman edenler demiyor bakın. Ey insanlar. Yani işte bu ayetler Kur'an'ın evrenselliğinin kanıtıdır, ispatıdır. Kur'an e, sadece Müslümanlara gelmemiştir. Kur'an herkese gelmiştir. Zaten bir önceki videomuza baktığımızda Müslümanlıktan bahsetmiştik. Hazreti Peygamber'in Müslüman doğmadığını, Müslüman olm olmuş olduğunu belirtmiştik. Yani Müslüman doğulmaz, Müslüman olunur. Şu anda dünya üzerinde kendisini Müslüman zanneden insanların Müslüman'ın anlamından haberleri yok. E, sanki bu din sadece kendilere aitmiş gibi, bu dine doğuyorlarmış gibi bir e, algı var. Halbuki öyle değil. Peygamber Efendimiz bile Müslüman olmuştur, Müslüman doğmamıştır. Bunu o videoda açıklamıştık. E, zaten e, bu ayetlere baktığımızda bu ayetlerin e, şu anda günümüzde ispatı da var. E, nasıl? Mesela e, çok ünlü ateistler var. E, i̇şte yabancı devletlerde, Batı'da e, kendisini e, profesörlerden, doktorlardan olsun, eski katoliklerden olsun birçok insan Kur'an'ı okuduktan sonra Müslüman oluyor. Neden? Çünkü Kur'an'ı okuma amellerini Rabbim biliyor. Çünkü kalplerin özünü Rabbim bilir. İnsanların e, niyetini bildiği için, bu ayetlerde de zaten söz verdiği için o insanları doğru yola eriştiriyor. Niye? Çünkü o insanlar ateist de olsa, eski Hristiyan da olsa, eski Yahudi de olsa, eski ne olursa olsun bu insanlar doğruyu aradıkları için Rabbim onları doğru yola iletiyor. Ha, bunun haricinde de Bizim meşhur Türkiye'de benim e, eleştirdiğim bazı ateistler var. Onlar da Kur'an'ı okuyor ama onların Kur'an'ı okuma amacı başka olduğu için Rabbim onları doğruya iletmiyor. İşte bu yüzden her zaman biz de yorumlarda insanlara bunu söylüyoruz. Eğer doğruyu aramak istiyorsanız yapacağınız tek iş e, güzel bir niyetle, güzel bir amelle Kur'an'ı okumak. Rabbim size söz vermiş. Bakın bu ayetlerde ne diyor? Kim diyor Kur'an'a sımsıkı sarılırsa diyor kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak diyor ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir diyor Rabbimiz. Yani Kur'an hem evrensel kitaptır hem de doğruları bulma kitabıdır. E, kim olursanız olun ateist, Müslüman, e, Yahudi, Hristiyan, Budist ne olursanız olun eğer doğru bir amelle, niyetiniz doğruysa Kur'an'ı okursanız Rabbim de size söz vermiş. Sizi doğru yola iletecektir. İşte bu da Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğunun e, ispatıdır. Kur'an insanlara gelmiştir bütün insanlığa gelmiştir Kur'an sadece Müslümanlara gelmemiştir zaten o yüzden bu ayetlerde de Rabbim ne diyor ey insanlar diye başlıyor bu ayet bize çok açık söylenecek aslında fazla bir şey yok ayetler kendileri açık zaten ee, bizim her zamanki dediğimiz gibi kardeşlerim Kur'an'ı okumanız gerekiyor Kur'an'dan sorumluyuz size yine Zuhru Suresini yukarıda veriyorum Bundan hesaba çekileceğiz. Zaten Kur'an'ı okuduğumuz zaman Rabbimiz de bizi doğru yola iletecektir. Ve siz de kendiniz doğruları bulacaksınız Allah'ın izniyle. Hiç kimseye ihtiyacınız kalmayacak. Hiçbir makama, hiçbir mevkiye, hiçbir kitaba, Kur'an'dan başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacaktır. İşte zaten bizim de amacımız bu. Sizleri Kur'an'la barıştırmak, sizleri Kur'an'la buluşturmak, sizleri Kur'an'ın yoluna iletmeye bir nebze de olsun e, sebep olmaya çalışıyoruz kardeşlerim. Çünkü Kur'an yeterince bizden saklanıyor, senelerden beri saklanıyor, hala da saklanıyor, hatta ayetlerin meallerinde bile saklanıyor. O yüzden kardeşlerim, Kur'an'ı okumayı unutmayan her zaman söylediğimiz gibi videolarımızda, yine biz buradayız, yardımcı oluruz, sorularınız olursa videoların altına yazarsınız. Hiç kimseden bir ücreti istemiyoruz, bizim ücretimiz Allah'a ait deyip videoyu tamamlayalım. Şimdilik kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.